İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni ardıç dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Şair İstanbul'u anlatırken yağmurlar bir avşar kilimi gibi Fatih'ten bu yana serilir durur. Beş vakit ezanla kurulan yaylar bilmem yücelerde kimleri vurur. O yağmur kilimler şimdi üst üste bir yalan, adına deniz diyorlar, yosunlar seccade. Kandil balıklar, nallara hasretiz şimdi diyorlar, der. Bu şiirde İstanbul ufkuna yağan yağmurların her mevsim bir kilim gibi serildiğini ve üst üste yığılan kilimlerin de bir deniz olduğunu ama insanların bilmeden bir yalan söylediğini ve bu üst üste yığılmış kilimlere deniz dediğini şairane bir üslupla anlatır. Harput Havzası gerçekten İslamiyet'in arza neşvi bulmasından bu yana inanılmaz çağlar yaşamış. Her çağ, her sene bir nurani kilim gibi Harput Havzası'nın üzerine serilmiş, üst üste gelen kilimler nurani bir katman oluşturmuş ama... Baktığınız zaman fiziki coğrafyadan başka bir şey görmeniz mümkün değil. Peki bu nurani katmanları kimler nazarlara çıkaracak? Elbette ki alimler. Alimler Hazreti Peygamber'in varisleridir, bir hakikattır. Ve Harput Havzası'nın alimlerini, müelliflerini ve mutasavvıflarını çok ince bir işçilikle, çok çok güzel bir titizlikle ortaya çıkaran bir kıymetli araştırmacıyı bu akşam stüdyomuza konuk ettik. Süleyman Yapıcı, araştırmacı yazar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Gerçekten İslamiyet'in neşvinema bulması, Hz. Peygamber'in bir devlet başkanı olarak ortaya çıkmasından sonra Harput tavzası çok kıymetli fütuhatlara sahne oldu. Siz bu çok kıymetli eserinizde Harput, alim, müellif ve mutasavvıflara eserinizde. Stüdyomuzdaki arkadaşımız bize yardımcı olursa gösterelim. Bu kıymetli eserde Harput Havzası'nın Harput Havzası'nın devlet ricali olarak İslamiyet'in neşvinema bulmasından bu yana müteaddit defalar fütuhatına sahne olmuş Harput Havzası'nın adeta manevi bir tapusunu çıkardınız. Böyle güzel bir eser, iki ciltten müteşekkil bir eser, Gerçekten kıymet. Ben de son iki ay içerisinde bu eseri baştan sona incelemekle bahtiyar oldum. Maşallah hocam. E, ve gerçekten e, hemen aklıma da şu geldi. Bu kadar kıymetli bir eser artık ila nihaye sonsuza kadar bir hayrat bahçesi, bir hayret, hayrat pınarı gibi akmalıdır. Efendim Harput Alim Müellif ve Mutasavvıfları e, ana başlıklarıyla buradaki fütuhatın pek çok izlerini taşıyor. Siz bu izlere ulaşırken insanların hafızalarıyla ortaya koydukları kitaplardan faydalandınız. Alimlerin, mutasavvıfların ve müelliflerin mezarlarını ziyaret ettiniz. Bu eser nasıl ortaya çıktı? Hangi gerekçeyle ortaya çıktı? Bu ihtiyaç nerede zuhur etti? Hocam öncelikle böyle bir fırsatı bana tanıdığınız için teşekkür ederim. Sizin Bize teşekkür ederiz. Sizin şahsınızla Kanal Fırat yetkili ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sizin de belirttiğiniz gibi yani gerçekten bizim coğrafyamız bir gönül coğrafyası. Evet. Ve bu coğrafyamızın içerisinde birçok gönül insanları yetişmiş. Ta evet. geçmişten günümüze, günümüzden de inşallah geleceğe kadar, kıyamete kadar bu devam, devam edecek bir temennisi içerisindeyiz. Hocam bu eser dört yıllık bir çalışmanın ürünü. Evet. Bu esere başlarken öncelikle yine hatırlarsanız 2004 yılında Evet. Palu isimli bir kitabım çıkmıştı. Palu evet. Kültür, Tarih, İdari ve Sosyal Yapı diye bir evet. eser vardı. O eserinde sadece Palu bölgesinin de yetişmiş olan alim müellif ve mutasavvıfların kısaca hayat hikayeleri vardı. Evet. ...hatta siz yine sormuştunuz bana... ...bu devam edecek mi inşallah demiştiniz. Evet demiş. o da bizim bir başka kanalda... Başka ...sizinle yaptığımız bir programdı. Bir programdı evet. Evet Ve o içimizde... ...bir uktu olarak kaldı bir köşede. Evet. Yavaş yavaş bu konuyla ilgili bilgileri toparlamaya... ...ben yavaş yavaş başladım. Ancak bu kitaba... ...tam başlamama vesile olan... ...Harput Üleması diye... ...el yazması... Konya Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bir esere ulaştım. Evet. Yazarı belli değil. Hangi yılda yazıldığı da belli değil. Ancak tahmini olarak 1900'lü yılların sonunda veya 1900'lü yılların sonunda yazılmış bir eser. Evet. Bu eserle birlikte çalışmaya giriştik. Müsaade ederseniz ben o eserin bir girişini göstereyim. Burada. Evet arkadaş. Tamam bu şekilde. Yani Harput Ülaması adlı eser. Kitabın iç başlık kısmı bayağı yıpranmış. Ve Harput'ta, Harput çevresinde yetişen alim müellife tasavvufçuların <laughs> çok kısa öz bir hayat hikayesi. Evet. Bu eseri Osmanlıcadan günümüz Türkçesine aktardıktan sonra evet. diğer kaynaklara ulaşmaya gayret ettik. Bu eser öncelikle bir fiilist manasında kıymet ifade etti. Yani önce isimleri tespit ettiniz büyük ölçüde. İsimlerin ötesinde bu eseri olduğu gibi günümüz Türkçesine aktardık. Evet çok güzel. Kaynak yani temel temelini bu eser oluşturdu. Evet. İkinci temel kaynağımız ise yine rahmetli İsa Sunguroğlu'nun Harput Yollarındaki kitabın evet. ikinci cildi, biliyorsunuz o ikinci cildi, bölgemizde yetişmiş alim, müellif, askeri ve siyasi şahsiyetlere ayrılmış bir bölüm evet. tamamı. Bunun yanında Türkiye'de yayınlanmış geçmişten günümüze kadar Osmanlı sicillerinden tutun, Osmanlı müelliflerinden tutun ve huzur derslerindeki evet. çalışmalarda bu bölgemizde yetişmiş olan bütün alim, müellif ve mutasavvıfların tespitini yaptıktan sonra evet. bunların hayat hikayelerine ulaşmaya çalıştık. Evet. Yazılı kaynakların dışında sözlü kaynaklara da müracaat ettik. Evet. Bu sözlü kaynaklarda da geçmişte vefat etmiş olan bu şahsiyetlerin çocukları, torunları veya mirasçılarından ulaşabildiğimiz kişilere ulaştık. Ve bunlardan hakkında yani dedesinin veyahut da babasının veyahut da dedesinin babası ...hakkında bilgi toparlamaya gayret evet. ettik. Biraz evvel söylediğimiz e, hakikat ortaya çıktı. E, zahiren bir fiziki coğrafyaya baktığınız zaman... ...belki o coğrafyada cerrah etmiş olayları anlamayabiliyorsunuz. Ama hafızalar o coğrafyada geçmiş olayları saklıyor. Nesilden nesile o hafızalardaki suretler geliyor... ...ve en son sizin gibi bir alimin eline geçince kitaba dökülüyor... Çok ama, ama maalesef kayboluyor. Yani o kaybolmadan önce onların unutul yazılı lazım. kayıtlara geçirilmesi lazım. Yani ben evet. şimdi geçmişe baktığımız zaman bizden önceki nesil veya daha önceki nesille yetiştik. Evet. Yani onlardan o bilgileri alamadığımıza halen pişmanlık duyuyorum. Evet. Yani öğrencilik dönemimizde hiç aklımıza gelmedi böyle şeyler. Şimdi o konuda da Osmanlı'nın çok güzel bir sözü var. Alem unutur, kalem unutmaz, unutmaz. derler. Evet. Bu çalışma ile birlikte Müellif olanların yazmış olduğu bütün eserlere de ulaşmaya gayret ettik. Evet. Türkiye'de ve Türkiye dışındaki bütün kütüphaneler tarandı. Evet. Müelliflerimize ait eserler o kütüphanelerden örnekleri fotoğraf olarak veyahut da dijital ortamda satın alınarak bizzat bu müelliflerimize ait eserlerin tümü de hem kitaplarının örnekleriyle kitaplarının giriş kısmı veya iç sayfasından başlayarak giriş kısmı, orta sayfasından bir sayfa veya son sayfasından birer sayfa, en az 2-3 sayfalık bir örnekleme yaptık. Evet. Onunla da yetinmedik. Bu kütüplar, kitapların Türkiye'de veyahut da dünyada hangi kütüphanelerde mevcut olduğunu evet. Demirbaş numarasına kadar tespitini yaparak Çok güzel, özellikle bizden sonraki araştırmacılara hazır bir kaynak niteliğinde sunmaya gayret ettik. Evet. Sayın Yapıcı burada hemen şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir Türkiye coğrafyasının harita üzerine bakıyorsunuz. Bilhassa uçaktan aşağıya doğru bakarsanız karayolları hatta karayollarında böyle karınca gibi giden araçları görebiliyorsunuz. Ama bir de Türkiye coğrafyasının üzerinde uçuş havacılık noktasında bir harita var. O görünmez bir harita. Şimdi siz adeta Elazığ'ın Manevi tapusunu çıkardınız, manevi haritasını çıkardınız. Ben hemen şu aklıma geliyor, şunu söylemek istiyorum. Keşke her şehir böyle bir eseri çıkarsa, 80 vilayetimiz ne olacak? 80 vilayetimiz manevi tapusunu ortaya koyduğu zaman, Türkiye'nin üzerindeki hava yolu haritası gibi bir manevi harita ortaya çıkacak. Bu aslında güzel bir örnek. Bizim bir şehir tarihçimiz var Zekeriya Bican, o işin... Ee, tarafı tarafıyla işin içerisine girmiş Meşhurlarını almış yazmış Ama o da güzel Sizin bu yazdığınız eser bir manevi tapu hüviyetinde Ve en azı e, Bu şartlarda Diğer şehirlere örnek oluyor Biz bundan gurur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz Size Hı, de tamam. teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz Efendim burada çok güzel bir noktaya temas ettiniz Dediniz ki biz zaman zaman Bu mübarek zatların evladı iyalinden de sual ettik Şimdi ben şunu gördüm Bundan 150 sene evvel Harput ve Palu bir elmanın iki yarısı gibi alimlerin sürekli insanları irşad ettiği manevi bir iklimde, irşad ettiği bir belde hüviyetinde. Burada pek çok olaylar da cereyan etmiş. O, o olaylar da birer vaka olarak günümüze kadar gelmiş. Mesela ben bu eserleri okurken Mahmudur Sa, e, Samini Hazretleri'nin bir konusu vardı, bir hadisesi vardı. Ondan çok etkilendim. Mahmud Usamine Hazretleri İstanbul'dan Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bir eserini istiyor. Ve eser geliyor. Ondan sonra bir takım hadiseler zuhur ediyor ki, bu hadiselerin zuhur etmesi en fazla 100 sene önce olan bir hadise. Değil mi? Tabii, tabii, 100 Ama 100 ne 100 kadar güzel yani. bir hadise. Yani kainatın başıboş olmadığını işaret eden, olmadığına işaret eden bir hadise. O işin aslı esası nedir Sayın Yapıcı? Bu Mahmud Samin Hazretleri İstanbul'dan bir eser ısmarlıyor. Şimdi Mahmut Sami Efendi aynı zamanda büyük bir alim. Evet. Büyük bir mutasavvuf. Evet. Ve bu alimliğinin mutasavvuflarının yanında iyi bir müdekkik araştırmacı. Araştırmacı. Incele, ve evet. incelemeci veya inceleyici diyelim. Evet. Yani okuduğu bir eseri Mustafa Naci Efendi naklediyor bu olayı. Evet. Biliyorsunuz Mustafa Naci Efendi de vefatına kadar yanında bulunmuş, hizmet etmiş. Evet. Ondan sonra da İmam Efendi'nin yanında bulunmuş ve şu anda kendi İmam türbesinin Efendinin içerisinde metfun. Türbesinin metfun, evet. Tabii sağ tarafında metfun. Evet. Mustafa Naci Efendi olayı naklediyor. Evet. Bu kitabı Mahmut Sami Efendi çok hızlı bir şekilde, yani Mustafa Naci Efendi'nin ifadesine göre bir kitabı eline aldığı zaman çok hızlı okurmuş. Evet. Hızlı bir şekilde incelerken, okurken bir yere parmağını basmış, Hımm diye bir ses çıkarmış. Evet. Ve kitabı katlamış, rafa koymuş. Evet. Akşam olmuş. Mahmut Sami Efendi kendi odasına çekilmiş. Mustafa Naci Efendi de Mahmut Sami Efendi'nin oturduğu gündüzleri oturduğu odasında orada yatıp kalkıyor, hizmetini evet. görüyor odasında. Kendi tesbihatıyla meşgul iken Birden kapı açılıyor. Üç kişinin içeri girdiğini görüyor. Evet. Hayret ediyor. Diyor ki ben yatmadan önce gittim dışarıdaki kapıyı kilitledim. Arkasından sürgüsünü vurdum. Bizde eskiden kanca vardı. Burada evet. Uzun. o ben kancayı, ben de hatırlıyorum. Evet. Kancayı vurdum. Kapıyı sağlama aldım. Evet. Bunlar kimdir? Nereden geldiler? Bana hiçbir şey sormadan direkt Mahmut Sami'nin gündüz okuduğu ve rafa bıraktığı kitabı alıp baktılar. O yeri açtılar. Ondan sonra Mahmut Sami Efendi doğru söylemiş. Evet. Orada bir imla hatası. Evet. İmla hatasını tespit ediyor ve bu imla hatasının da Mahmut Sami Efendi tarafından doğru tespit edildiğini söylüyor. Söyledikten sonra kendisine dönüyorlar Mustafa Naci Efendi'ye. Kim evet. olduğunu, ne yaptığını burada. Mustafa Naci Efendi de Mahmut Sami Efendi'nin hizmetinde olduğunu ve burada dersini yapmak, şu anda dersini yapmakta olduğunu belir evet. sen dersine devam et, onun hizmetine de devam et diyor. Mahmut Samuni efendi doğru söyledi diyor. Burada bir hata var. Evet. O hatayı kendi elleriyle düzelttikten sonra oradan ayrılıp gidiyor. Sabah olunca Mustafa Naci efendi olayı Mahmut Samani efendiye naklediyor. Naklettikten sonra diyor ki o gelen bu kitabın yazarı Muhiddin-i Arabi diyor. Evet onun ruhaniyeti gelmiş evet. evet. Ve o oradaki hatayı düzeltti gitti diyor. Evet. Yani gerçekten bu gibi olaylar kitabımızın pek çok yerinde, yani gerçekten yaşanmış, bu mübalağasız, evet. nesilden nesile aktarılan bu olaylar, alim veya müellif veya mutasavvıfların hayatlarında, kısa da olsa bu gibi menkıbeler yer almakta. Ve bunlar evet. da bizim için gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Elbette, evet. Gelecek nesillerimiz için de birer ibret vesikası aynı zamanda. Ve bu kişilerin de şahsiyetleri ne kadar yüksek, yüce ve ulu olduklarını da ortaya koymuş. Evet. Oluyor. Şimdi zaten Sayın Yapıcı, alimler peygamberlerin varisleridir ifadesi bunu çok güzel anlatıyor. Mutlaka. Yani dünya kurulduğundan beri 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. Ahir zaman peygamberi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun varisleri de bu mübarek dinin bu mübarek İslam hakikatının iman hakikatının sonsuza kadar e, yaşaması için ellerinden geleni yapacaklar manasında ve zaman zaman da Cenab-ı Allah'ın gösterdikleri böyle nurani hadiseleri, mucizevi hadiseleri de ishal edecekleri noktasında bizleri uyarıyorlar. Öyle değil mi efendim? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu peygamberlere vermiş olduğu özelliklerden birisi de mucizedir. Evet. Mucizeler peygamberler istedikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın da onlara verdiği takdirle, müsaadeyle evet. veya yaratmasıyla bu mucizeler gerçekleşir. Evet. Mucizelerin gerçekleşmesi için peygamberlerin istemesi yeterli oluyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak onlara böyle bir imkan veyahut da insanlara doğru yolu hidayeti göstermesi evet. açısından veya onları bir açıda ikna etmesi açısından bu mucizeler Kur'an ve sünnetle sabittir. Evet. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı ikiye yar, yarması, Evet. Şirk kamer, kamer hadisesi, kamer evet. hadisesi, Miraç hadisesi ve hatta en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Alimler de sizin de buyurduğunuz gibi peygamberlerimizin varisleri olduğundan dolayı özellikle ilmi batınla uğraşan yani evet. ilmi zahirin yanında ilmi batınla iştihal eden bu alimlerimizin veyahut da bu tasavvuflarımıza da Allah'ın seçkin kulları veyahut da veli kulları diyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu veli kullarını övmüştür. Evet. Bunlara da mucize değil de keramet vasfı özelliği verilmiştir. Evet. Kerametin mucizeden ayrılan yönü peygamberlerimiz gibi istedikleri zaman değil. Evet. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zaman evet. gerçekleşen harikulade tabiatüstü olaylardır. Yani biz bunu peygamberimizden sonra sahabilerde görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer'in cuma hutbesi verdiği ke, verirken İran'da İran fethinde savaşan askerlerin durumunu görüp Dağa dağa diye veya cebele cebele, cebele çıksın diye evet. bağırması ve sesini duyurması. Buna benzer birçok olaylar yaşanmıştır. Dolayısıyla Allah'ın veli kullarının da serdettiği, gösterdiği kerametler haktır. Bunlar evet. da yine Kur'an ve sünnet ışığında kabul edilecek olaylardır. Evet. Ama önemli olan olmayan şeyi atfetmek, yakıştırmak veyahut da bir kişiyi çok ulu yüce göstermek için onun hakkında bazı şeyler uydurmak değil. Evet. Önemli olan gerçekleri olduğu gibi yansıtabilmek ve bunları da kabullenmektir. O konuda merhum Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki bütün peygamberleri seviniz ancak Hazreti Peygamber kadar değil. Bütün velileri seviniz ancak hiçbirini bir peygamber mesabesinde görmeyiniz. Bu çok çok güzel bir ince nüktedir. Şimdi üstadım bu Harput Ali müellif ve mutasavvıflarını ben iki ay okudum. Arkasından adeta bir e, gönlümden başka bir kitap geçti. Harput Havza, Havzasının İnanç Atlası diye bir kitap mutlaka ortaya çıkmadı. Şöyle, şimdi ben e, Elazığ'da pek çok ilçeyi gezdim. Elazığ'ın ilçelerini biliyorum. Harput'u biliyorum ama bu kitabı okuduktan sonra baktım ki... ...Elazığ'ın Dağı Taşı Evliya. Ve buralarda pek çok kıymetli türbeler var pek çok yer adeta bir e, mübarek insanı misafir ediyor. Böyle olunca mesela e, Karakoşuna defalarca gidip çıktım ama bir Kavman köyünü, Kavman köyünün esrarını, oradaki nurani zatlarının esrarını bilmedim. Sizin eserlerinizi de okudum. Şimdi ben yazı bekliyorum. Yaz olursa inşallah Karakoçan'a, Kavman köyüne gideceğim. Kavman köyü gibi Elazığ haritası üzerinde çok kıymetli yerler var. Pek çok mübarek zatı koyununda barındırıyor. Mesela kavmandan başlayalım efendim. Öncelikle şunu soralım. Bunu daha sonra ileride yine kıymetli kaleminizle. Harput Havzası'nın inanç hattası diye yazabilir miyiz? Mesela merkezde bulunan türbeler, efendim Karakoçan'da bulunan türbeler, efendim Sivrice'de bulunan, Baskil'de bulunan türbeler hepsi resimli. Hatta İngilizce, Türkçe olmak kaydıyla böyle çok güzel bir atlas tarzında bir eser ortaya çıkarılabilir mi? Mutlaka çıkarılır. Yani sizin de bahsettiğiniz evet. gibi yani bizim bu coğrafyamız yani Elazığ il sınırları içerisinde baktığımız zaman Evet. doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sanki adeta böyle çember içerisine alınmış, evet. etrafı manevi bir atmosferle çevrilmiş gibi görüyoruz. Doğuya baktığımız zaman Sultan Kubeys Evet. dağında bir sahabe metfun. Evet. Yani bu bizim sınırlarımız içerisinde. Evet. Onun tam batısına baktığımız zaman Baskil civarında Abdülvahab Gazi'yi görüyoruz ki büyük şehitlerden ve tabiud tabiinden. Evet. Hemen kuzeye baktığımız zaman Peygamberimiz neslinden Muhammed Kattal'ı görüyoruz. Güney'e baktığımız zaman Maden bölgesinde. Evet. Sivrice Maden arasında herhalde. Arasında Muhammed Kattal'ı görüyoruz. Kuzeye baktığımız zaman kuzey zaten Harput sınırımız oluyor. Evet. Harput'taki yatan evliyaları, alimleri, elifleri zaten saymakla bitiremeyiz. Evet. Dolayısıyla bu coğrafyamız içerisinde yani Elazığ il sınırları içerisinde yaşamış ve buraya metfun olmuş evet. kişilerle detaylı bir şekilde en güzel çalışma ortaya koyulabilir. Yani evet. bu eserde zaten birçoğunu zikretmeye gayret ettik, evet. gayret ettik. Yani Elbette. 437 tane şahsiyet var. Evet. Tabi ulaşamadıklarımız oldu, bilgi alamadıklarımız şahsiyetler oldu. Yani eksiğiyle beraber büyük bir orandaki kişilerin isimlerinin tespiti veyahut da hayatları hakkında çok kısa öz bilgiler de olsa geniş evet. de var, kısa da var. Bu bilgiler yer aldı. Dolayısıyla böyle bir atlas çalışması yani manevi atlas dediğiniz. Elbette. Bir atlas çalışması çok mükemmel bir çalışma, çalışma olur. Çalışma olur. Ama uzun soluklu. Çok, çok uzun bir, bir soluklu, yapılması çok gereken. titizlikle yapılması gereken. Görselleri çok mükemmel olması. Elbette evet. Ondan sonra metinlerinin çok güzel edebi ve akıcı bir şekilde yazılması, yazılması, ve İngilizceye çevrilmesi. O da ayrı bir olay. Tabii. Şimdi bu konuda Türkiye'de şöhret olmuş bir e, sanatçı var. Daha doğrusu araştırmacı, e, tarihçi Abdullah Kılıç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne inanılmaz güzel eserler yaptı. Türkiye'deki şifayeleri neşretti. Kayseri'de bizzat Cumhurbaşkanımızın imzasıyla dağıtılmış çok kıymetli eserlere imza attı. Kendisi de Elazığ'la hemhaldir. Bir Elazığ muhibbidir. İnşallah zaman içerisinde onu bu çalışmada görmek istiyoruz. O vazifeyi de inşallah kendisine tevdi edeceğiz. İnşallah. Ama dediğim gibi bu önce bir kamuoyunda paylaşalım diye düşünüyoruz. Şimdi kamuoyunda paylaşılması lazım. Onun evet, ötesi, ondan sonra onun inşallah ötesinde bir ekip oluşturulması lazım. Ve bir, birilerine destek vermesi lazım. Çünkü ben şuna inanıyorum: Bir Japon buraya gelse, bir Japon heyet gelse, Japon heyete bir kilo altın verseniz onlar o kadar ilgilendirmez. Zaten adamlar dünyaya çok fazla ihtirasları yok. Ama bir Japon heyet gelse. İngilizce, Türkçe, Elazığ'da Harput Havzası'ndaki inanç atlasını verseniz bundan daha çok sevinirler, daha çok hoşlarına gider. Bir havzanın, bir şehrin, bir ilin tanıtılması için artık kuru nakit bir şey ifade etmiyor. Mutlaka ellerine birer materyal vereceksiniz ve bu materyaller de ciddi olacak. Yani bir türbeyi çekerken bir sanat fotoğrafçısı başka çeker, Rastgele bir adam rastgele bir fotoğraf mutlaka, çeker. Mutlaka Buna da dikkat etmek durumundayız. Şimdi önemli olan hocam bunları yani elle tutulur sizin dediğiniz gibi kalıcı eserlere dökebilmek. Yani evet. bu eserler inşallah kıyamete kadar çeşitli kütüphanelerde yaşayacak. Evet. Ama siz gelen misafirlerinize ne ikram ederseniz dedim mutlaka. belli bir süre tüketilip yok tüketilip, edilip gidilecektir. Evet. Ama bu ya kendi evinde nesilden nesile aktarılacak kütüphanesinde evet veya da Türkiye'de, dünyadaki birçok kütüphanede o kütüphaneler ayakta durduğu müddetçe. Evet. Yani herhangi bir felakete uğramadığı, yangın vesaire, şu savaş vesaire gibi o kıyamete kadar bu eserler kalacaktır. Niye? Biz bundan önce yazılmış 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene hatta kitabımızda var. Abbasilerin son döneminde ilk Harput'ta evet. yazılan eserin tespitini yaptık, koyduk buraya. Çok o, güzel. O tespit ve o kitap bugün kütüphanelerimizde var. Evet. 700-800 yıllık bir kitap. Şimdi hocam bunu en çok nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Kuzey Irak'ta. Bazı şehirler işgal edildi. İşgal edenler hemen ne yaptı biliyor musunuz? Tapu dairelerini yaktılar. Çünkü uluslararası hukuka göre şahsi malları gasp etmek, işgal etmek biraz zor. Bunu bildikleri için hemen gidip tapu dairelerini yaktılar. Bir ülke kolaylıkla işgal edilebilir veya şu veya bu şekilde işgal edilebilir. Ama eğer o ülkenin manevi tapuları kütüphanelerde duruyorsa, hafızalarda duruyorsa o şehri, o beldeyi işgal etmeniz mümkün değil. Biz Azerbaycan'a gittik. Uluslararası Hacer Şiir akşamlarını orada icra ettik. Sovyetler Azerbaycan'ın üzerinden bir tank gibi geçmişler. Azeriler nasıl inançlarını, dillerini, göreneklerini, inançlarını nasıl muhafaza etmişler biliyor musunuz? Fuzuli ile etmişler. Hiç Fuzuli'nin eserlerini yakmış bile olsa Ruslar hafızalardaki Fuzuli'nin beyitleriyle, mısralarıyla yeniden Türkçeyi, İslam'ı, inancı, adetleri, gelenekleri yaşamışlar. Demek ki bir Fuzuli ne olmuş? Azerbaycan'a manevi bir tapu olmuş. Ama sen Allah razı olsun bu eserinizde yüzlerce alimi Harput'a şahit gösterdiniz. Harput'un hem coğrafyasına tapu oldu, hem maneviyatına tapu oldu. Bu çok güzel bir hadise. Hocam şu bir gerçek yani şimdi geçmişte baktığımız zaman yani eğer bir ülke istila edilmişse, işgal evet. edilmişse yani bunu ta Cengiz Han'dan tutun günümüze kadar ilk yağmalanan ve yok edilen kütüphaneler olmuştur. Evet. Yani oradaki kütüphaneler ya yakılmış ya nehirlere atılmış. Veyahut da çeşitli şekilde yağmalanarak yok edilmiş. Evet. Bu bizim yani hangi ülke olursa olsun, hangi medeniyet olursa olsun, geçmişle ilgili tüm belleğidir. Evet. Yani bu istila esnasında veya işgal esnasında hedef geçmişle olan ilişkiyi koparmak, o belleği yok etmek. Yok etmektir. Ve bu da maalesef halen günümüzde oluyor. Yani evet. en basitinden örnek verdiğiniz zaman o tapu dairelerinin yanında bütün kütüphaneler de yağma edildi. Evet. Çok nadide kıymetli yazma eserler evet. nereye gittiği, kimin tarafından alındı belli değil. Çok acı. Yani bu günümüzde biz de öğrenciliğimiz döneminde Harput'tan nakledilen kitapların nasıl yağmalandığını biliyoruz. Yani. Yaşadık. Evet. Veya Şimdi, şahit olduk. Ona. Elbette yalnız Allah'a binlerce şükür zararın neresinden dönsek çardır diyoruz. Ve şu anda teknolojiden de faydalanarak yeri geldiğinde... <laughs> internet iletişimini kullanmak, dijital teknolojiyi kullanmak suretiyle eski eserlerimizi, var olanları, kalabilmiş olanları bir yerlerde şey yapıyoruz, depoluyoruz. Hocam Türkiye'de şu anda çok güzel çalışmalar var. Evet. Yani ben bu kitabı hazırlarken kütüphanelere müracaat ettiğimde özellikle evet. yazma eserler nadide ve kıymetli eserler olduğu için, narin olduğu için kimseye dokundurtulmuyor. Evet. Bunlar dijital ortama aktarılmış. Dijital ortamda bir cüzi bir ücret karşılığında Çok sayfasına güzel. göre alıp onu inceleyebiliyorsun. Veyahut da ondan istifade edebiliyorsun. Çok güzel. Bugün özellikle Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler, Türkiye'deki bütün yazma eserler orada toplanmaya gayret ediyor. Milli Kütüphanede toplanmaya gayret ediyor. Konya'da yazma eserler kütüphanesinde evet. bu nadide ve kıymetli el yazma eserler tamir ediliyor, onarılıyor. Ondan sonra da dijital ortama aktarılıyor ve bu şekilde araştırmacıların okuyucuların istifadesine sunulur. Ancak ben buradan bu vesileyle geçmişte evet. ailesinden, dedesinden, babasından kendisine intikal etmiş el yazması kitaplarını evlerinde saklayanlara seslenmek istiyorum. Yani lütfen bu kitapları gün yüzüne çıkartın. Evet. Bu gibi çalışma yapılan yerlere götürün o kitaplarınızı teslim teslim, teslim edin. Dijital ortama aktarılsın. Ondan sonra evet. kitabınızı tekrar geri alın. Evet. Yani bu evlerde bu araştırma yaptığımız zaman mesela adam sarmış, sarmalamış sandıkın içerisine koymuş. Yıllardır, on yıllardır belki orada evet. çürümeye terk edilmiş. Açıldığı zaman kitapların sayfası dağılıyor. Ne yapacaksın bu kitabı? Babamdan dedemden kalmış. Ama o yasır, kimseye, evet. kimseye de yaklaştırmıyor. Kimseye evet. koklatmıyor. Evet. Dokundurtmuyor. Ama o bir köşede yatıyor. Yani bu şekilde... Özellikle evlerimizde sakladığımız el yazması, nadide eserlerin okuyuculara, araştırmacılara kazandırılabilmesi için bu gibi yerlere müracaat edilsin, zaten gelip teslim alıyorlar. Evet. Onlar dijital ortama aktarıldıktan sonra kitap yine kendisine teslim ediliyor. Evet Büyük çok bir güzel. Veyahut da bağışlıyor oraya. Bütün alemi İslam'ın yani Bu şekilde insanlığın... herkes istifade etmiş evet. oluyor. Sayın Yapıcı biz bu eserlerinizi okurken bu mübarek zatların, alim, müellif ve mutasavvıfların halkın içinde onların lisanını e, şey yapmadan karıştırmadan onların lisanına uygun bir şekilde bir noktada bir mürebbi gibi terbiye edici gibi davrandıklarını da görüyoruz. Paloda cereyan eden bir hadise var. Çok güzel bir hadise. Bir mübarek sat pekmez yapıp getiriyor pazara ama pekmezi tertemiz bir pekmez. Birkaç gün bekliyor bir türlü satamıyor. Daha sonra şeyhi soruyor diyor ki ne yaptın ve ondan sonra bir takım olaylar oluyor. Ama hem nükteli hem güzel o nasıl bir hadiseydi? Şimdi Şeyh Ali Yusufti Efendinin müritlerinden evet. hatta halifelerinden birisi köyden pekmezini getiriyor. Evet. Pekmezi Palu merkezde Palu hatırlarsanız evet. şu andaki eski çarşıbaşı mahallesi dediğimiz yer büyük bir çarşı. Evet. Güney ile kuzeyi bağlayan tek geçiş noktası köprü orada. Murat Nehri'nin üzerinde. Evet. Ticari bir merkez. Güneyden gelen mallar paluda yıkılıyor. Oradan dağılıyor etrafa. Kuzeyden gelenler paluda bir araya getiriliyor. Oradan güneye, Güney e doğru sevk ediliyor. ediliyor. Evet. Köylüler de bütün ürünlerini getirip paluda satmaya gayret ediyor. Bu da pek bezini getirmiş birkaç gün çarşıya evet. götürmüş. Sabahtan akşama kadar satamayınca yine şehinde evinde misafir oluyor. Akşam Şeyhi soruyor, Ali Yussepti Efendi soruyor. Ne yaptın diyor. Vallahi efendi diyor satamadım. Niye? Diyor kimseye almadım. Diyor o zaman akşam şunun içerisine birazcık su karıştırıver. Sabah götür sat diyor. Akşam hafifçe bir sulandırıyor pekmezini hafif bir evet. suyla. Ondan sonra çarşıya götürüyor. Anında satılıyor. Hayret ediyor hemen geliyor. Şeyhinin yanına efendi diyor sattım. Diyor nasıl sattın? Diyor hemen satıldı diyor tabı satılır diyor. Çarşıda onu alan kişilerin çoğunun kazancı helal değil ki diyor. Helal mı? helal mal değil <laughs> Çok güzel bir nükte. Şimdi e, sayın yapıcı bu konuda benim de bir hatıram var. Bir ara e, Kırşehir'deyim. Kırgız Sürey süreyle orada bir görev yaptım. Kırşehir'de e, bir e, Karadenizli tam tipik bir Karadenizli, Rize'li bir e, pastacıyla tanıştım. Sana amri <laughs> diyorlardı. <gülüyor> Sarı Amini Ahı pasta salonunu çalıştırıyor ama çok nükteden bir Karadenizdi. Bir gün geldi bana dedi ki, Hocam dedi, bu milletin dedi kazandığının yüzde dedi 35'i haram, yüzde 65'i helal. E dedim ya Amini Bey dedim sen bunu nereden öğrendin? Ne çabuk öğrendin? Sen nasıl yüzde ya? Sen de helalometren mi var dedim yani bunu nasıl öğrendin? Dedi hocam dinle. Dedi vallahi dedi benim ineklerim var. İki tane üç tane inekten dedi sütü sağdım. Hiçbir şey yapmadan getirdim, kaynattım, millete servis yaptım. Millet diyor ki bu ne biçim süt kardeşim, bizi öldürecek misin? Baktım olacağı yok. Kattım diyor suyu, kattım suyu, tam diyor yüzde otuz beş su kattım. Millet diyor ki ya ne güzel süt bu, nereden buldun ya, bu süt gibi güzel yok. Diyor inandım ki diyor bu milletin kazandığının yüzde otuz beşi haram. Yüzde %65 65'e helal. Ben de nükteyle <laughs> karışık bu şeye bir güldüm. Daha sonra bu zat Ankara'ya gitti ama sonra irtibatımız kayboldu. Yaşıyoruzsa Allah uzun ömür versin. Şimdi demek ki böyle nükteli olaylar da var ve o mübarek zatlar cem bir tek şeye kendilerini adamışlar. Önce cemiyete yön vermek, onları terbiye etmek bir mürebbi gibi davranmışlar ama bir de bir hakikatin asla takipçiliğini bırakmamışlar. Biz yükselen nesle imanı, ahlakı, ilmi nasıl veririz? Onun içinde sürekli tedrisat yapmışlar. Öyle değil mi efendim? Bu bölgede bu tedrisat geleneği nasıl yürümüş? Mesela bir alim e, ilme muktedir olduğu anda mutlaka bir şey medrese kurmuş veya bir dershane kurmuş. Bu bölgede böyle Şimdi bir hocam, hadise var. bu bölgede medrese olayı çok yaygındı. Evet. Yani özellikle Harput büyük bir merkez. Evet. İstanbul'da kurulan büyük medreselerin bir kopyası aynen Harput'ta kurulmuştur. Evet. Medrese eğitimi yani bir insanın 6-7 yaşında hatta 5 yaşında başlayıp 15-20 yıl evet. süren bir eğitim süreci. Bu eğitim süreci içerisinde oraya devam eden öğrenci bütün ilimleri hem evet. dini bilgileri hem pozitif bilimleri birçoğunu o medresede tahsil ediyor. Evet. Öğreniyor, öğrendikten sonra hocalarının huzurunda belirli bir sınava tabi tutulduktan sonra o evet. sınavı geçerse icazat, icazetname. İcazet. Yani evet. bugünkü deyimle diploması Diploma. verilir. Yani diplomayı almak da kolay bir şey değil. Diyelim evet. ki 20 kişi o yıl icazetname için aday göstermişse ancak bunun üçte biri, üçte ikisi ancak evet. icazetle mağlup medreseden mezun olabiliyor. Bu medrese hayatında disiplinli bir şekilde yapılan eğitimin yanında aynı zamanda tekke ve dergahlarda da bu eğitim devam ettirilmiştir. Evet. Yani tasavvufi eğitimin yanında, nefis terbiyesi eğitiminin yanında medrese eğitimini birlikte yürütmüştür bu bölge. Dolayısıyla biz baktığımız zaman özellikle yani geçmişteki alimlerimizin bir şeyhin özelliklerini, sıfatlarını sayarken en evet. başta şeriat alim olması gerekir diyor. Evet, şeriat alim olması gerekir. Evet. Yani mutasavvufun şeriatı konusunda yani İslam konusunda dini ilimleri tahsil etmiş, öğrenmiş alim bir zat olma şartı getiriliyor. Evet. Niye? Çünkü aynı zamanda bu kendi tekkesinde şimdi medreselerde eğitim düzeyinde olan bir nesil yetişiyor. Evet. Belirli bir yaştan 7 yaşından diyelim ki 20 yaşına kadar. Evet. Bir süreç içerisinde nesil yetişiyor. Ama tekke ve zaviyelerde bu eğitim sürecinin dışında kalan veyahut da o yaş sınırının dışında kalan diğer ahali içeriden veya dışarıdan gelen orada hem din eğitimini kendisine öğretiliyor hem de tasavvufi terbiyesi, nefis terbiyesi öğretiliyor. Evet. İkisi birlikte yürüyor. Dolayısıyla bu ikisine baktığımız zaman bir insanın okuma yazma çağına geldikten sonra en son aşamaya kadar hatta vefat edinceye kadar bu iki yerde birden hayatını devamlı olarak bir eğitim ve öğretim içerisinde geçirdiğini görüyoruz. Evet. Bu çok yaygındı. Evet. Ta bizim bu son dönemlerimize kadar özellikle Cumhuriyet döneminde tekke, zaviye ve medreselerin kapatılmasından sonra şehirlerde kapatılmasından sonra bunlar illegal olarak köylere çekildi. Evet. Köylerde çok zor şartlar altında bu müderrislerimiz medreselerini devam ettirmeye gayret ettiler. 1980 ihtilaline kadar yine aynı şekilde bu süreç devam etti. Türkiye bazı süreçlerden geçti. Bu süreçler içerisinde evet. en son 28 Şubat sürecine kadar kalan Birkaç medresemizde maalesef kapatılmak zorunda kaldı. Ama halen yine bu şekilde kendisini buna vakfeden alimlerimiz, müderrislerimiz, kendi evlerinde isteyenlere evet. bu şekilde eğitim tedris, tedrisatı vermeye veya da İslami evet. ilimleri öğretmeye gayret etmektedirler. Evet, şimdi bunun bir görünür tarafı da var. Yani son 200 yıla baktığımız zaman Harput Havzası'nda, bu medreseler, bu alimler irşat faaliyetlerini yaparken çok büyük kıtaller olmamış. Jenosit dediğimiz kıtaller olmamış. Yani büyük hadiseler olmamış. Nice ki bunların tedrisatı geri kalmış. Efendim terbiye işleri, faaliyetleri geri kalmış. Ondan sonra bir takım bu hadiseler ortaya çıkmaya başlamış. Tabiatıyla <laughs> bu bölgenin hoşgörüsünde bu mübarek zatların alın teri var, emeği var. Çok büyük, bir çok büyük bir medeniyetler mozaiği olmasına rağmen Harput çevresinde çok büyük kıtaller, çok büyük huzursuzluklar olmamış. Ve inşallah sonsuza kadar da Fırat Havzası'nda e, İslam'ın nuru, imanın hakikatleri sönmeyecek. Çünkü büyük alimler öyle söylüyor, diyor ki, Hadis bir hadis-i şeriften bahisle. Hadis-i şerif şöyle. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor diyor ki: "Seyhan, Ceyhan, Dicle, Fırat ve Nil'i mübarek. Cennetten bir ırmaktır." Alimler de diyorlar ki bu hadis işaret eder ki bu nehirlerin çevresinde iman zayı olmaz. O yüzden Mısır'da bir takım karışıklıklar oluyor ama orada iman zayı olmaz. Fırat'ın çevresinde bir takım karışıklıklar oluyor ama orada iman zayı olmaz. İmanın nuru buraları tenvir eder yaralarını da sarar inşallah. Bu inançtayız. Hocam İslam dini sizin de malumunuz olduğu gibi gönderilen en son mükemmel dindir. Evet. Kur'an-ı Kerim en son mükemmel kitaptır. Evet. Onu gönderen Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi koruyucusu bizzat kendisidir. Elbette. Yani İslam'ın yeşerdiği yerlerde İslam hiçbir zaman kaybolmaz. Evet. Önemli olan İslam'ı en iyi şekilde anlamak, okumak, ...anlamak, anladığını da... ...fiiliyata döküp yaşayabilmek. Evet. Bir de şu var Sayın Yafizi... Ee, ...bizler... ...kendimizi İslam'ın kucağında bulduk ama... ...bazı yerlerde... ...bazı coğrafyada insanlar... ...İslam'ı araştırarak iman dairesine... ...giriyorlar. Benim bir yakınım... ...İngiltere'deydi. Bundan yıllarca önce... ...Elazığ'dan... ...bir arkadaşları... E, ...Donduraya gidiyor, arkadaşı görüyorlar... bir ...böbrek ile ilgili bir çalışmalar yapacaklar. O zaman tabii Türkiye'de medikal işlemler o kadar hızlı değil, ileri değil. Bu arada arkadaş Yusuf İslam'ın dergahına da devam ediyor. Yusuf İslam da sonradan Müslüman olmuş bir insan. Bizim Elazığlılar diyorlar ki ya biz Yusuf İslam'ı çok duyduk. En iyisi Yusuf İslam'la bir görüşelim. Yusuf İslam'la bir tanışalım. Arkadaş da alıp Yusuf İslam'a götürüyor. Tabii kendisi tercümanlık yapıyor. Elazığlılar iyi niyetlerini belirtiyorlar. O da sevindiğini ifade ediyor. Bizim en arkadaşlar diyor ki söyle Yusuf İslam'la bir fotoğraf çektirelim. Yusuf İslam aynen şunu söylüyor. Diyor ki kendilerine teşekkür ediyorum. Ben fotoğraf çektirmeyi sevmem. Fotoğraflar diyor insanın cismaniyetini resmeder. Halbuki diyor insanın kıymeti ruhundadır. Ruhun da hakiki kıymeti imandadır diyor. Bu arkadaş bana bunu anlattı. Ya dedim bu Yusuf İslam'ın imanı tahkiki bir iman. Yani bunu söyleyecek bir şekilde bir mümin Türkiye'de arasam bulamazsın. Adam diyor ki fotoğraf çektirmeyi ben sevmem. O benim cismaniyetimi resmeder. Halbuki insan hakiki kıymeti ruhundadır. Ruhun da hakiki kıymeti imandadır diyor. Bakınız İngiltere'de yaşayan bir insana Cenab-ı Allah imanı nasip ediyor ve bu şekilde de güzel, erdemli, felsefi bir konuşmayı yapabiliyor. Ben zaman zaman internette görüyorum. Hristiyan itikadına şiddetle bağlı olan kimlerdir? Katoliklerdir. Katolikler diğer Hristiyan mezhepleri içerisinde en katı inançlara sahip olan insanlardır. Ve inanır mısınız en şiddetli bir şekilde Müslüman onlar yine Katoliklerdir. İslam'ı anlar anlamaz hemen teslim oluyorlar. Anlayabildikleri noktada. Tabiatıyla inşallah Cenab-ı Allah nurunu, dinini sadece buralarda değil... Dünyanın pek çok noktasında imanlı insanlar da koruyacaktır. Ama biz e, bu tür gayretlerimizle, zat haliniz koyduğumuz eserlerle bu dine inşallah hizmet etmenin şerefini yaşayacağız. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi, yani biz hazıra konduk. Evet. Hazıra konduğumuz için yaşadığımız ortam çerçevesi itibariyle kıymetini pek fazla bilmiyoruz. Evet. Sayın Har vurup e, harma Evet. Ama siz dediğiniz gibi gerçekten araştıran, hidayete eren insanlar onun kıymetini daha iyi daha iyi, daha iyi yaşar. Sayın Yapıcı, e, programımızın sonuna geldik. Sizinle Harput bir havza kültürünün manevi hüviyeti, alim müellif ve mutasavvıflarını konuştuk. Siz bu esere çok büyük emekler verdiniz ama ben bu emeklerinizin izinde yürüyerek iki ay çok güzel bir ee, ...araştırma ikliminde yaşadım. Size hasreten teşekkür ediyoruz. Ben Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim hocam. Yani özellikle iki ay gibi kısa bir sürede bu iki cildi bitirmeniz... Bitirdim ve inceleyerek <laughs> beni, bitirdim. Beni çok memnun etti, çok duygula teşekkür duygulandırdı. Ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Sevgili izleyiciler, Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Süleyman Yapıcı, araştırmacı, yazar... Harput alim müellif ve mutasavvıflarını yazdı bitirdi. Biz bu akşam onu konuştuk. Şair o yağmur kilimler şimdi üst üste bir yalan adına deniz diyorlar. Yosunlar, seccade, kandil balıklar nallara hasret et şimdi diyorlar derken her mevsim yağan yağmurların bir kilim gibi serildiğini ve üst üste konduğunda deniz olduğunu söylüyor. Yazarımız Süleyman Yapıcı Harput havzasında her mevsim serilen manevi kilimleri derleyip toplayıp bize bir deniz gibi sunmuş. Biz böyle bir esere kavuştuğumuz için bahtiyarız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.